Ölüler Diyarı'ndan herkese merhaba. Aslında bu bölümü 4 ay önce çekmiştik. Fakat şu anda arkamızda gördüğünüz Ölüler Diyarı 4 ay önce kapalı olduğu için virüsten dolayı bölümün devamını çekememiştik. Şimdi 4 ay sonra gelin yeniden başlayalım. İlk önce sizleri 4 ay önce çektiğimiz bölüme yolluyorum. Sonra sizi burada bekliyor olacağım. Heraklia Pontica'dan herkese merhaba. Birdenbire Öykülerin 4. bölümüne hoş geldiniz. Heraklia ismi eski Yunanlarda birçok kente verilen isimdir. Hatta kaynaklara göre şu an sahilinde bulunduğumuz Karadeniz'in güzel şehri Ereğli'nin de eski ismi Heraklia'dır. Bu hafta halk kültürümüzün önemli değerlerinden efsaneleri konuşacağız. Efsaneler, gelenek görenekleri korumak, iyiliğe güzelliğe yönlendirmek gibi amaçlara sahiptirler. Eski Yunan mitolojisinde altın posta aramak yani parayı ve iktidarı ele geçirmek amacıyla yola çıkan bir gemi vardır. Bu gemi Yunanistan'ın Golos adasından yola çıkan Argo gemisinden başkası değildir. Şimdi hikayemize devam etmeden önce gelin uzmanımıza ufak bir bağlantı yapalım. Bakalım o bu konu hakkında neler düşünüyor. Alo. Efendim Mehmet Akif. Merhaba, biz bu hafta Herakles hakkında konuşuyoruz. Sizden de küçük bir bilgi alabilir miyim? Akif beni mi izliyorsun? Buralarda nasıl yani? Anlamadım oğlum. Şeydeyim ben bu. Ne bu? 3 tane başı var, bir yaratık, garip bir şey. Küçükten bir turist grubu yakaladım, yağlı bir grup. Bunlardan bir şeyler koparmam lazım da bu yaratıkla ilgili internette hiç bilgi yok. Atıyorum tutuyorum bir şeyler, 3 tane bacağı, 4 tane kolu var, bilmem nesi var diye. Şu an çok da müsait değilim, çaktırma, kapat telefonu, ben seni müsait olunca arayayım. Anladım, teşekkürler. Evet, uzmanımız yine bildiğiniz gibi. Haydi gelin ben size hikayenin gerçeğini anlatayım. Ama öncelikle Ölüler ülkesine, yani cehennem ağzı mağaralarına gidelim. Haydi gelin. Evet, yeniden merhaba. Az önce uzmanımızı olan konuşmayı ve Ereğli'deki ilk başlangıcı görmüştünüz. 4 ay sonra Ölüler Diyarı'ndan, yani cehennem ağzı mağaralarından yeniden merhaba. Virüs nedeniyle bundan sonrasını maskeyle devam edeceğiz. Cehennem ağzı mağaraları Karadeniz Ereğli sahilinin en ucunda bulunuyor. Buranın hikayesini anlatıp sonra da sizi içeriye gezdirmek istiyorum. Herakles'e kral tarafından 12 tane görev verilir. En zor görev ise burada, Ölüler Diyarı'nda, yani Cehennem Ağzı Mağarası'ndadır. Görev şudur, cehennem köpeği Kerberus'un buradan Cehennem Ağzı Mağaralarından kaçırılmasıdır. Daha önce hiçbir ölümlü bunu başaramamıştır. Herakles, altın posta aramak amacıyla çıkan Argo gemisiyle birlikte Karadeniz Ereğli'ye kadar gelir. Ve Herakles, büyük bir çaba sonucunda üç başlı köpeği bu mağaradan çıkartır ve kralın karşısına getirir. Kral, bu üç başlı köpekten korktuğu için Herakles, köpeği yeniden buraya, yani cehennem ağzı mağaralarına getirmesi gerekir. Ayrıca kaynaklara göre ilk çağın en önemli iki kehanet noktasından birisi de burası, yani cehennem ağzı mağaralarıymış. Gelin cehennem ağzı mağaralarına girelim. Burası virüsten dolayı şu anda sadece maskeyle girebiliyoruz. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Evet, şu anda yeniden cehennem ağzı mağaralarının tam içerisine girdik. İlk girişte bizi bu şekilde küçük butikler karşılıyor. Buradan hem Ereğli ile ilgili hem de cehennem ağzı mağaraları ile ilgili hediyeler almanız mümkün. Cehennem ağzı mağaraları 3 parçadan oluşuyor. Bunlar kilise mağarası, cehennem ağzı mağarası ve ayazma mağarası. Şimdi hep birlikte hepsini tek tek gezeceğiz. Evet, cehennem ağzı mağaralarının giriş kısmına girmek ücretsiz. Fakat mağaralara girmek istiyorsanız bilet almanız gerekiyor. Şimdi gelin birlikte bilet alalım. Biletlerimizi aldık. Şimdi ilk mağaraya doğru giriyoruz. Evet, şimdi ilk mağaraya geldik. 5 lira fazla vermişiz, onu geri verdiler. Gel. Kilise mağarasındayız şu anda. İlk mağara.
Evet, Kilise Mağarası'nın tarihçesini size hızlıca okuyorum. Doğal bir mağara olup kısmen kayaların yontulmasıyla düzleştirilmiş, Roma ve Bizans dönemlerinde ibadet yapmak için kilise olarak kullanılmıştır. Gelin içeriye bakalım. Yani kilise değil, kilise. Kilise dedim. Kilise dedim. Kilise, kilise. Tamam, gel. Evet, şu anda Kilise Mağarası'ndayız. Burada hem şans dilemek için para atıldığını göreceğiz birazdan. Tavanları da gösterir misin? Gel böyle. Evet, sesimiz de biraz yankı yapıyor. Büyük ihtimalle siz de duyuyorsunuzdur. Gel. Şimdi şurayı göstermek istiyorum size. Burası Apsis Dilek Kuyusu. Asa izleri diyor. Burada insanlar dilek diliyor. Şu an şöyle gösterebilir miyiz? Burası çok kaygan bir yer. Buraya insanlar içine para atıyor. Kameramanınızın şu an üstüne biraz su sıçrıyor. Aynı şekilde burada da bir dilek kuyusu var. İnsanlar buraya para atıp dilek diliyorlar. Bu şekilde dileklerinin gerçekleşeceğine inanıyorlar. Burada da yine aynı şekilde görmemiz mümkün. Burada da bir dilek kuyusu var. Burayı da aynı şekilde para atıyorlar. Evet, şimdi gelin sizlerle birlikte bir dilek de biz dileyelim. Evet, kameramanımız 1 milyon aboneyi dilememizi söyledi. Bir sene içerisinde 1 milyon dedi. Evet, atıyoruz. Attık. Evet, hadi gelin devam edelim. Evet, kilise mağarasında dileğimizi de diledikten sonra gelin ikinci mağaraya, yani bu olayın geçtiği yere, cehennem ağzı mağaralarına gidelim. Evet, şimdi ikinci durağımız olan cehennem ağzı mağaralarına geldik. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Evet, şu anda cehennem ağzı mağaralarına çıkan merdivenleri yavaş yavaş yürüyoruz. Evet, şu anda cehennem ağzı mağaralarına giriyoruz. Burası biraz korkunç. Gel bak. Şu arkadaşlar gitsin de şey yapma. Dur sen yaklaşma be. Ben alıp şurayı ben çekerim. Arkandan gelip daha hiç yanlı görünüyor. Bak şöyle yapayım. Yani. Şu arayı en azından şu korkunçluğu çek. Ver bu şeyi ben bir alayım da. Evet. Böyle bir yerden geçeceğiz şimdi. Sana geri veriyorum. Hadi gel, yavaş yavaş. Ne istiyorsan kamerayı. Yok yok, tamam. Arkadan seni iş. Böyle oradan da güzel görünür. Şöyle geri veriyorum. Şunu tutuyoruz. Evet. Şu an cehennem ağzı mağaralarının en altına iniyoruz. Hikaye aslında bu mağarada gerçekleşiyor. Yani Herakles, Herkül bu mağaraya geliyor. Yavaş yavaş inin, sıkıntı yok. Gel. Evet. Şu anda Herakles'in geldiği cehennem ağzı mağaralarını yukarıdan izliyorsunuz. Mağaranın içerisinde bir su birikintisi var. Bu su birikintisinin şehrin diğer tarafına kadar geçen bir gizli tünel olduğu söyleniyor. Gel şöyle devam edelim.
Böyle kafamıza dikkat edin. Ha? Aynen, diğer tarafa geçelimiz. Cehennem Ağzı mağaralarındayız. Az önce gördüğünüz tabelada 3 başlıklı köpek, yani Kerberos buradaymış. Ve Herakles 12 görevden bir tanesi olan Kerberos'u yakalamak için bu mağaraya geliyor. Ve Kerberos'u yakalayarak padişahın önüne atıyor. Fakat padişah korktuğu için Kerberos'u Herakles buraya yeniden geri getiriyor. Evet, burada ise bir Meryem Ana silüeti görüyorsunuz. Yine Cehennem Ağzı mağaralarının içinde hemen girdiğinizde ilk karşılaştığınız şey Meryem Ana silüeti oluyor. Yukarı doğru gidiyoruz. Soğuktan gözlük dondu. Evet, şimdi Cehennem Ağzı mağaralarını bitirdik. Ayazma mağarasına gideceğiz. Hadi gelin aynı yoldan geri dönelim. Sen içkinden sonra biter. Az önce. Bir yandan yürüyelim. Şu anda Cehennem Ağzı mağaralarından çıktık. Biraz zor bir yolculuktu. Ve Ayazma mağarasına geldik. Ayazma mağarası da yine büyük bir mağara. Ayazma mağarasında, şurada maskemi çıkartarak burayı anlatayım. Ayazma mağarasında Karadeniz Ereğli Belediyesi bazen halk için etkinlikler düzenliyor. Bundan yaklaşık 2 sene önce yine Karadeniz Ereğli Belediyesi Ayazma mağarasında bir piyano resitali sunmuştu. Gidelim bir de orayı görelim. Bu 3 mağarada aynı biletle girebileceğiniz şekilde tasarlanmış ve bir alan içerisinde. Evet, bu 3 mağaraya da aynı biletle girme şansınız var. Biletleri zaten girişten alıyorsunuz. Ardından da 3 mağarayı tek tek geziyorsunuz. Şurada bu şekilde gördüğünüz gibi birçok yerde mevcut. Evet, son durağımız olan Ayazma mağarasına doğru yolculuğumuz devam ediyor. Evet, Cehennem Ağzı mağaraları Karadeniz Ereğli'nin, yani Zonguldak Ereğli'nin en ünlü turistik bölgelerinden, noktalarından bir tanesi. Daha önce biliyorsunuz Karadeniz Ereğli'de kömürün ilk bulunduğu yere gitmiştik. Onu da buradan seyredebilirsiniz. Şu anda da yine en çok turistik bölgelerinden bir tanesi olan Cehennem Ağzı mağaralarındayız. Evet, Cehennem Ağzı mağaraları binalarla iç içe bir yerde. Yani en başta da söylediğim gibi aslında sahilin sonunda ve birçok insanın kolayca ulaşabileceği bir yerde. Tamamen doğal bir güzellik. Ve aynı zamanda Cehennem Ağzı mağaralarında geldiğinizde burada bir yemek alanı da mevcut. Şu anda son mağaraya doğru giriyoruz. Evet, şu anda Ayazma mağarasına geldik. Şu anda gördüğünüz yer Ayazma mağarası. Ayazma mağarası, yine açıklamasını hızlıca okuyorum. Büyük ve doğal bir mağara olup tavanı çapa ve el baltası ile düzeltilmiş olmalıdır. Mağaranın batısında büyük bir gölet bulunmaktadır. Roma ve Bizans döneminde kullanılan mağaranın suyu kutsal sayıldığından Ayazma adını almıştır. Muhtemelen dinsel törenlerin yapılması için kullanılmıştır. Dediğim gibi burada Karadeniz Ereğli Belediyesi bazen halk için etkinlikler de düzenliyor. Evet, şu anda Ayazma mağarasına da girmiş bulunmaktayız. Özellikle üst tarafları çok farklı. Aşağı doğru devam edelim.
Evet, şu anda bir göleti görüyorsunuz. Burası şu an oldukça soğuk. Özellikle dışarıda aşırı bir nem. Burada ise bir soğukla karşılaşıyorsunuz. Şu an kamera size göleti tam olarak gösterebiliyor mu bilmiyorum ama şu anda Ayazma Mağarası'nın içerisindeki göleti görüyorsunuz. Öyküler Serüveni'nin 17. bölümünün sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Gelecek hafta cumartesi günü yepyeni bir hikayeyle yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Şeyi bakacağız mı şimdi? Ne? Ses var mı yok mu? Şey nasıl? Onu şeye, aynen pantolon. Ama bence onu içten geçirmem lazım. Şu an görüntü de var mı ki? Yok, gözükmüyor. Tamam, sıkıntı yok. Bu telefon kapatma olayı nereden çıkardın? Sonrası boş, bu taraf boş komple. Senin taraf da boş. İki taraf da boş, yapıştır. Şu amcalar geçsin, hemen yapıştır bir tane daha.